Bursa'dan Ömer Faruk hocamla birlikte Ararat Ağrı'dan zirvedeyiz. Çok zorlu bir tırmanış oldu. Belki hayatımda bu kadar zorlanmadım diyebilirim. Biraz antrenmansızlığımdan kaynaklanıyor. Onu biliyorum ama gerçekten zordu benim için. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum Ömer'cim. Evet. Şimdi inişe geçeceğiz. Gün batımı. Hemen şöyle gösterelim. Hızlıca inişe geçeceğiz. İki kişilik bu zirvemizi kutluyoruz. Herkese selamlar. Pay veriyor Cenab-ı Allah böyle diyor ki dur harika harika bak süpersin ya Faruk Kaya, Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanıyım. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 2024 yılındaki Ağrı'da kış tırmanışı ve Süphan Dağı kış tırmanışına gittim. Süphan Dağı'nda maalesef çok ciddi bir tipiye yakalandık ve konaklamak istediğimiz yere varamadık. Oradan Ağrı Dağı'na geçtik. Ağrı Dağı'nda hava koşulları iyiydi. Ancak kış koşulları tabii ne kadar iyi olursa olsun çok sert bir hava vardı yukarıda. Bir de karla, kar olduğu için ağır yükle 4200'e çıkma şansını olmadığını düşündü sanıyorum teknik direktörümüz Şahap Er Yılmaz. Dolayısıyla 3000 kampında kampımızı kurarak 5137 metreye çıkma kararı aldılar. Bir gece konakladıktan sonra o gecenin saat 2'sinde, sabahın 2'sinde 5137 metreye ulaşmak üzere yola çıktık. 4200 kampına vardığımızda saat 10 civarlarıydı ve geç kaldığımızı düşünerek Şahap Hoca faaliyeti sonlandırdı. Ancak ben gitmek istediğimi beyan ettim. Şahap Hoca da sağ olsun kırmadı. Öyle kolay olmadı tabii. Epey bir ısrar ettik çünkü çok iyi hissediyordum kendimi ve çıkmak istiyordum. Dolayısıyla Şahap Hoca da izin verdi, gidebilirsiniz dedi. Gitmek istediği arkadaşlarınızı da alarak sayı bildirin bana dedi. Gitmek isteyen arkadaşlardan 3 kişi çıktı. 3 kişiydi benimle birlikte. Sonra bir arkadaşımız 300 metreden tahminen geriye döndü. Kendini iyi hissetmediği için. Biz iki kişi, Ankaralı bir dağcı arkadaş Nesrin Hanım'la birlikte devam ettik yolumuza. 5137'ye vardığımızda saat 5.35'ti. Yani gün batımını izledik. Kış için aslında yani o saatte varmak belki birilerine göre riskli bir durumdu ama hava koşullarını gözlemiştik ve oldukça iyiydi. Sadece sert bir rüzgar vardı orada, yani soğuk bir rüzgar vardı. Yüksek rüzgar yoktu zaten, çok yüksek olsaydı olumsuz etkiler yaratabilirdi. Orada birkaç fotoğraf çektikten sonra, bir video çekim yaptıktan sonra tekrar geriye döndük. 4200 kampında dinlendik, oturduk, su kaynattık. Yani su elde ettik daha doğrusu, kar kaynatarak. Elimizde tüplerimiz vardı zaten çantalarımızda. Suyunuz mu bitti? Evet, suyumuz bitti. Çünkü uzun bir mesafe. Yani yaklaşık olarak
23 saat yürümüş olduk. Olacaktık daha doğrusu. Dolayısıyla su elde ettik. Ondan sonra tekrar 1-1,5 saat kadar dinlendikten sonra da 3000 kampına yürüyerek sağ salim indik. Benim böyle bir deneyimim olmamıştı. Bildiğim kadarıyla TDF'de 3000'den 5137'ye denemedi. Ama bu olanaklar bence sporculara verilmeli. Hem biz kendi kapasitemizi görmemiz gerekiyor, hem de bunun yapılabilirliğini bilmemiz gerekiyor. Yani çünkü insan yani denemediği şeyler hakkında bilgi sahibi olamıyor zaten. Yani gidilebilir miymiş? Evet, gidilebiliyor. Bunu zaten ilk yapan da biz olmadık, olmayacağız yani, başkaları da yapıyor. 30 kişilik bir gruptuk. Biz 2 kişi zirve yapabildik, evet.